Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle e, petrol açık petrol rengi tülbentim ve birebir aynı tonda olan ipim var. Böyle bazen ipin numarasını soran arkadaşlar oluyor. Göstereyim istedim. Açık petrol 291 numara. Leylak ipimi kullanacağım. Güzelce esnettim. Modelimiz iğneden tığa bir model. Bu Model istek olduğu için Arkadaşlar bu modeli daha önce iğneden tığa Yapmıştım sizler için fakat e, Eski bir çekim olduğu için net çekilmemiş. O yüzden anlatım kısmını şu uç kısmı soruyorlar genelde. O zaman şu yaprak kısmı da aynı uç kısmında yaptığım yapraktan yapmıştım. Fakat sizlere bu şekilde hafifleterek şöyle dedim ara suyunu iğne oyasından yaprak kısmına da her zaman yaptığımız bu tığ oyasında en çok yapılan artık ezbere bildiğimiz bu kolay yapraktan yaptım. Evet. Modelim bu bakın şöyle arasıyla ile beraber tutayım. Ee, şöyle üç tane hazırladım arkadaşlar. Evet modelim bu bakın şöyle karşıdan net tutayım. En çok yorumlarda sorulan bu uç kısımdaki renkli yapraklar arkadaşlar. Onu şöyle yavaş bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Bugünkü anlatacağımız modelimiz bu. Şöyle sallantılı bir model kalem kullandım uç kısımlarına, ilmeklerine. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Zincir çekerek bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ara suyuna bu şekilde 5 tane bakın bıraktım ve şimdi 5'te gayet ideal. Dört tanesini sizler için hazırlayıp beşinciyi de beraber yapacağız. Evet, arka tarafı unutalım her zamanki gibi. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Yandaki tığ battığımın içine girip bu şekilde bir tığ battı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. 1 ve 2 zincir. Evet içerisine iki tane sık iğnemi yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Hemen çevirdim bakın. Şöyle. Buraya boş olan tığ battığına kapattım. Bakın önce de bu sık iğneyi 3 tane yapıyorduk. 2'ye düşürdüm Eee zincir sayısı 8'den de 7'ye düşünce bu şekilde daha ki var bir ara suyu oldu arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimiz için yaprağımız için yuva hazırlayacağız. Şöyle üçer zincirden 5 tane tığ battı yapıyorum. Bu 1. 1 2 3 zincir. Bu 2. 1 2 3 zincir. 3. 1 2 3 zincir. 4. 1 2 3 zincir bu da 5 bakın bu şekilde 5 tane tığ battığı hazırladım şöyle bir zincirle ters tarafına dönüyorum ve tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim şimdi 9 tane zincir çekiyorum 6 7 8 ve 9 bir tane ortada bırakıp diğerinin içerisine bu şekilde zincirimi kapattım bir zincirle yine düz tarafına dönüp Şöyle sık iğne ile iç içerisine giriş yapıyorum. Şu arkadaşlar bakın iki tanesi böyle arama mesafesi ile arasında tığ battı olarak kaldı. Şimdi buraya minik bir yaprak yapacağız. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle iki ve iki olarak aldım. Bir zincirim ve trabzanım iki oldu. Bir defa dolayıp üç seferde. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. İki defa tığı doladım. Yine 3 seferde 2 2 ve 2. Fazla uzak büyük bir yaprak olmasın diye bu şekilde minik minik böyle 1 2 2 ve 2. En sonuncuyu 1 olarak aldım. 5 tane trabzanım 4 zincir çekiyorum. Ve kapattım ilk kirpiğim. Buraya 4 tane sık iğne yapacağız bakın. 1 2 3 ve 4 son önce yapmış olduğum trabzana 4 sık iğne 5. sık iğne de bu şekilde yuvada dibine de bir tane zincir çekiyorum şöyle sağa doğru yaklaştırdım buraya 3 tane ilmek ve bir tane daha bu yapraktan yapacağız şimdi ilmeğimi bırakıp kalemimi alıyorum Bak, şöyle bu uç kısmından taktım yine aynı yuvanın içine girdim şöyle bir şöyle iki hemen takıyorum Bakın bu şekilde yine aynı şekilde yuvaya gir şöyle bir şöyle iki bakın üç tane ilmeğim oldu şimdi bakın tığımın başını doluyorum bir tane sık iğne yapıyorum bu ilmeğimi tutacak. Hem de yaprağı bu şekil yaparsanız çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen bu kalan yuvaya da diğer yaprağı yapacağım. 2 2 aldım. Şimdi kalemle işimiz bittiğine göre çıkaralım bunları. Bu güzel gösterdiğim minik yapraklardan, renkli yapraklardan yapacağız. Şimdi bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 3 seferde alıyorum. 1 2 ve 2. 2 defa tığı doladım yine 3 seferde alıyorum bakın 2 2 ve 2 2 defa tığı doladım şimdi 4 seferde alıyorum bakın dibine 1 2 2 ve 2 Bu şekilde 1 2 3 4 zincir Son trabzana kapattım Şöyle buraya dört tane sık iğne yapacağım. bir iki üç ve dört dört tane sık iğne yaptım sonuncuyu da bu şekilde yuvada yapıyorum yani 5. sık iğneyi bir de arkadaşlar tığ battı seviyesine inmek için bu şekilde sık iğne yaptığım yuvaya da tekrar sık iğne ile iniş yapıyorum ve 2 3 şimdi yine aynı şekilde buraya iki tane tığ battı yapacağım başta şu sağ tarafta olduğu gibi sola da iki tığ battı Evet 3 zincir kapattım şimdi 1 2 3 zincir bu e, yapacağımız bu fil dişi için 3 zincir bu iki tığ battı yeterli arkadaşlar Çünkü sağ tarafta şu şekilde iki tane var sola da iki tane yaptık buraya yuvanın içine bir zincirle bir sık iğne tane daha sık iğne iki tane sık iğne 7 zincir 6 ve yedi. ipimi güzelce esnettim zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum yanındaki boş olana girdim 1 2 şöyle 3 hemen tığ battığının içine giriyorum sık iğneyle sabitliyorum bir zincirimi çekip döndüm şöyle bir şöyle iki tane sık iğne yaptım 7 zincir 5 6 ve 7 hemen tığ battım içine girip sabitliyorum 1 2 3 zincir bir zincirle dönüyorum düz tarafına şöyle bir şöyle iki ve yedi zincir bir iki üç dört beş altı ve yedi evet bu kadar yeterli herhalde sanırsam arkadaşlar diğer iki tanesini de ben yapıp hemen geleyim bakın şöyle. şu şekilde yaprağının yapılışına geçelim evet şöyle ilk kirpikten sık iğne ile giriyorum. Bir defa tığımı dalarım. Burası arkadaşlar istenilen anlaşılmayan modelimiz burası. Ve bakın, sık iğne ile girdik. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Üçünü birden alarak buraya bir minik bir trabzan yapmış olduk. Evet sıkı sıkı bir zincir çektim. Yapmış olduğumuz Sık iğne veya trabzan, bakın arasına girip şöyle bir tane ilmek alıyorum. Dibinde de bir tane zincir çekiyorum. Ilmeği çıkardığım yerde. Bir tane de yeşil yuvadan bu şekilde şöyle bir sık iğne yaptım. Bakın iki tane tığımda ilmeğim var ve bunları şöyle iki iki olarak alıyorum. Bir zincir çektim. Ilmeğin arasına girdim. Dibinde bu şekilde, şöyle arasına giriyorum. Dibinde bir sık iğne veya zincir. En son yuvanın içine de giriyorum. Bak, tığımda dört tane oldu. Yine bunları iki iki alarak şöyle başa kadar geliyorum. baş köşelerde bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekil çekince şu kenar kısmı güzel duruyor. İlmeğin arasına girdim. Şöyle dibinde bir zincir. Ilmeğin arasına girdim. Aslında bu taktik e, tunus işine de çok benziyor arkadaşlar. Bakın. Ilmeğin arasına girdim. Şöyle dibinde bir zincir 3. Ilmeğin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir 4 ve en sonuncu ilmeği de yine 5. ilmeği de yuvada alıp toplamda 5 tane bu şekilde tığında ilmek var ve bunları şöyle en sonuncu bir tane alıyorum arkadaşlar şöyle bunu yukarıda keseceğim aşağı inmeyeceğiz bir daha Bakın ikişer ikişer alıyorum sadece şu kısmı bir tane alıyorum diğerlerini ikişer ikişer alıyorum Yine koparmadan önce muhakkak şöyle dibinde sıkılıyorum ve ipimi koparıyorum. Evet, bu şekil oluyor. Bakın arkadaşlar çok da güzel oluyor. İnşallah görüntüsü de güzel olmuştur. Hemen bu ipleri yakalım, diğerlerini yapalım. Evet arkadaşlar bakın çok tatlı oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. milletim beğendiği kadar oldu hoşumuza gitti çete ama anlaşılmıyor dediniz şimdi inşallah yine tüm bu şekilde çilek görünümü de veriyor şöyle yaprak görünümü de veriyor bu şekilde bakın sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum şöyle yavaş bir şekilde anlatacağım bir defa tığımı doladım şöyle diğer ilmekleri çekip bir defa tığımı doladım yuvadan girip ilmek alıyorum üçünü birden buraya kapatıp böyle sahte trabzan veya da sık iğne diyebiliriz. Evet kenara muhakkak bir zincirimi çektim. Bu trabzanın ara boşluğundan bakın sık iğne ile ilk sabitlediğim sık iğne ile trabzanın ara boşluğundan girip buradan bir tane ilmek alıyorum. dibinde de bir tane zincirimi çekiyorum. İpleri fazla uzun tutmuyorum. Delik delik boşluk oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle dibinde bir zincir. Hatta şu baştaki ilmeğimiz açık bile olmuş. 2 2 alarak böyle minik bir trabzan yaptım. Yine şöyle bir zincir çekiyorum. İpinizi güzelce esnetip incecik yapın. Şöyle yapmış olduğum telin arasından girdim, ilmek çıkardım. Sıradakinden girip her sırada bir ilmek fazlalaşıyor. Bakın 3 ilmeğimiz vardı. Şimdi 4 oldu. Yine aynı şekilde şöyle sıkı sıkı alıyorum. 2 2 alarak başa kadar geliyorum. Evet. Başkasına gelince hemen bir zincir çekip yine bakın ilmek alıyorum hemen yanındaki telden. Sıradaki telden 3 oldu. Şöyle 4 5 tane ilmekten oluşuyor yaprağımız. Sonuncu ilmeğimizi de dalımızın içinden bu yeşil yuvadan alıyoruz. Şöyle bismillah. Evet. Şimdi 5 tane ilmeğimiz var ya arkadaşlar. Şöyle bir tane onu oradan şöyle 2 şöyle 2 ve şöyle 2 alarak minik bir yaprak oluşturduk yine. Baş kısmında bir zincir çekiyorum. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağı inmeyi denedim. Bu kadar güzel durmadı. Şöyle hoş minik bir yaprağımız oluştu. Diğer pembe rengini yapalım. Evet iki tanesini hazırladık. Şöyle eflatın rengimizi de girip sık iğne ile sabitleyelim. Demin buna pembe dedim herhalde sanırsam arkadaşlar kusura bakmayın sık iğnemizi yaptıktan sonra bir defa tığımı doladım tığımıza bir defa dolayıp yuvanın içine şöyle girdim bir tane ilmek aldım üçünü birden buraya kapattım şöyle bir sahte trabzan yaptık baş kısmına da bir zincir şunu açık olmasın arkadaşlar delik delik gözükmesin ilmeği fazla çekmediğiniz takdirde gözükmez. Bu yaptığımız trabzanın arasına girip şöyle dibinde bir zincir çekelim. Onu da fazla sıkmışız. Şöyle yine dibinde bir zincir çekerek 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Arasına telin arasına girdim. Sıradaki telin arasına giriyorum. Yine Şöyle dibinde bir zincir çekiyorum. Yeşil yuvaya da girip dibinde bir zincir. Bakın ilmek sayım 3'ten 4'e çıktı. Hemen ben bunlar 2, 2, 2 alarak şöyle 3 seferde aldım. Bakın yavaş yavaş oluşuyor. Şöyle köşe kısmından bir zincirimi çektim. Hemen telin arasına giriyorum. Bir zincir. Telin arasına girdim. Bir zincir telin arasına girdim. Bu şekilde. Ve sonuncu dalın arasına da girdim. Bir zincir. Evet dörtlü beş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir ilk başta bir aldım. Ve sonra bir iki alıyorum. Bakın, beş seferde bu seferde. İki. İki. Ve iki alarak. Bakın yaprağı tamamladık. Şöyle elimden geldiği kadar net anlatmaya çalıştım yavaş. Bir zincirimizi çektik yine yaprağımızı oluşturduk. Hemen yakıp temizleyip geleyim. Evet modelimiz bakın bu şekilde. Çok güzel bir model hazırladık. Sizle hazırladığım modelimiz bu bakın arkadaşlar. Şöyle ütü dahi yok şöyle gerçekten ütüleyince daha da yapışacak Bunlar böyle şöyle sallantılı çok hoş bir model oldu küpe gibi oldu Gerçekten ara suyuyla şöyle bir bütün oldu Eski ara suyundan eski Yaptığımız bu şeyden daha bir farklı kendini gösterdi bakın arkadaşlar Şöyle modelimi göstereyim tekrar tekrar Çok hoş oldu Bir de şöyle Tutayım ışığa şey karşı Ay ben de bayıldım arkadaşlar. Renkler de çok şahane birbirini gerçekten güzel açtı. Şöyle arasına beyaz koydum. İğne oyası modelinde maviydi. Daha önceki videoyu hatırlayanlar varsa. Evet. Çok e, böyle sallantılı hali daha çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir de. emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız ayrıyeten çok memnun kalırım arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın.